Manisa Büyükşehir Belediyesi bir yandan kentin 40 yıllık çöp sorununu ortadan kaldıracak olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve düzenli depolama alanında çalışmalarını hızla sürdürürken, bir yandan da Turgut Özal Mahallesi'nde yer alan Vahşi Depolama Alanı'nda rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım da Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi ile birlikte vahşi depolama alanında yürütülen rehabilite çalışmalarını inceledi. Turgut Özal Mahallesi'nde yer alan bu kötü görüntünün kısa süre içerisinde son bulacağını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım şunları söyledi. Turgut Özal'daki yıllardır süregelen vahşi depolamayı Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla 2012'de başlanan düzenli depolama tesisinin 2015 yılında startı inşaat aşaması verildi ve yaklaşık bir yıldan daha az kısa sürede tamamen bitip faaliyete geçmesi gündemde. Bunun içinde gördüğünüz şu arkadaki kötü görüntünün ve buraya çöp gelmesi durumunun bir yıldan daha az kısa sürede tamamen önleneceği ve tamamen arka tarafta bulunan kısmı rehabilite edip hem insan sağlığına hem doğaya hem de mahalle sakinlerinin bu kötü görüntüsünün ortadan kalkması için çalışmalar başlatıldı. Bununla alakalı muhtarımızla biz sürekli diyalog halindeyiz, sürekli görüşmeler halindeyiz. Burada yapmamız gereken çalışmalarda da sağ olsun kendi ve mahalle sakinleri bizlerin çok yardımcısı oldu. Ne yazık ki ara ara çıkan yangınlarda ya da asılsız haberlerde hep bizim yanımızda durdu. Hep bize bu konuda destekçimiz oldu. Biz de tabii onları hem verdiğimiz başkan beyimizin verdiği söz hem de bizim kanunlar gereği yapmamız gereken görevin hızlı bir şekilde yapılıp faaliyete geçmesi ve arkanızda da gördüğünüz gibi zaten rehabilitasyon çalışması yavaş yavaş başladı. Çünkü çöp yüksekliği çok fazlaydı. 50 metreyi geçen bir çöp yüksekliği vardı. Şimdi o çöp yüksekliğini yavaş yavaş kırıp setle ve şevler yaptık. Şimdi bunun üstünü topraklarla kapatıp gaz bacaları döşemeye başlayacağız. Yani burada herhangi bir yangın riskine sebebiyet vermeyecek çalışmanın startını biz 15 gün önceden verdik. Bir ay sonra burada tekrardan bir sizle görüşeceğiz ve bir ay sonunda ne kadar daha çok değiştiğini siz de kendi gözlerinizle göreceksiniz. Sayın Muhtarım, verdiğimiz sözü tutuyoruz. İnşallah bir yıldan daha kısa sürede bu Turgut Özal Mahallesi'nin çöp sorununu tamamen ortadan kaldıracağız ve bu pis görüntü gidip daha yeşil, daha temiz bir görüntü ortaya çıkacak. Bu konuda da tekrardan sizden teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz sabırdan ve ilgiden dolayı. Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi de vahşi depolama alanı nedeniyle mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı korkunun artık sona erdiğini belirterek şöyle konuştu. Yıllardır Manisa'nın korkulu rüyası olan, özellikle bizim mahallemizin korkulu rüyası olan, çünkü bu çöp mete gazı kokuyor, mete gazında bir patlama kokuyor. Yıllardır ama geldiğimiz noktada artık bu korkunun aşıldığını görüyoruz. Bu korkunun aşılmasında başta belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçen dönem Manisa Belediye Başkanı olurken bize vermiş olduğu bir söz vardı. Bu sözün yerine getirilmesi, Çevre Koruma Daire Başkanımızın şahsında bütün ekibinin katkılarıyla bu aşamaya gelmesi, şurada kısa bir süre sonra artık buralarda yeşillik olacağı inancıyla kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekte çok büyük bir korkular yaşadık. Özellikle geçmiş yıllarda büyük yangınlar, büyük felaketlere yol açabiliyordu. Patlama olsaydı bir atom etkisi yapabilecek. Sadece bizim mahalleyi değil, birçok mahalleyi etkileyebilecek bir konumdayken bu aşamaya gelmesi bizi sevindiriyor tabii. Belediye başkanımız ve ekibinin sözünde durması, Manisa'ya bir tesis kazandırılması, aynı zamanda Manisa'yı vahşi depolanma alanından çıkarılması sevindirici bir olaydı. Bu konuda teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza, Çevre Koruma Daire Başkanımıza, ekibine, herkesin bu konuda ciddi katkılarının olduğunu biliyoruz. Hatta
Ekipte bazı arkadaşların Ankara'da yatıp kalktığını biliyoruz. Özellikle bu işin başlaması noktasında çok ciddi siyasi engellerin olduğunun da farkındaydık. Belki bu aşamaya çoktan geçmiştik. Belki şu anda burada yeşil alan görmüş olabilirdik ama siyasi çekişmeler nedeniyle biraz gecikti. Ama olsun, canımız sağ olsun, milletimizin canı sağ olsun. Çok şükür korktuğumuz olmadı. Şu anda güzel bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki yıl inşallah tamamıyla bununla kurtulmuş olacağız.